Aldım efendim, He? aldım. Aldın mı? Ama diyorsun ki yılbaşını beklemeden ben bir mügede söyleyeyim, ben de babamı bulayım öyle mi? Geldim. Hı? Peki, hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Görüşürüz. Mehmet Bey de babasını aramak için efendim stüdyomuzda. Babası, <laughs> ee, tabii arkadaşlar yazarlarsa bulacağım, Recai Yüksek. Baba Recai Yüksek'i aramak için stüdyomuza geldi. Recai Bey ayrıca oğlunuz bir milli piyango bileti de almış. Şimdiden benden söylemesi <laughs> diyeyim. Ee, Mehmet Bey 40 yaşında inşaat işiyle uğraşıyor. 3 tane çocuğu var. Elif Hanım'la da 4 ay önce ikinci evliliğini yapmış. Zaten Mehmet Bey'i e, stüdyomuza getirmek için de Elif Hanım Hı -hı. desteklemiş. Evet. Ee, o zaman e, demek ki bir baba özlemini hissettiniz evet. Mehmet'te öyle mi? Tabii ki. Yani, yani çünkü bulmak istediğin... çok, gerçekten çok arzu ediyordu babasını görmeyi. Nasıl bir insan benim babam. Görmek istiyorum, tanımak istiyorum diyordu. Ben de, de sizi arayaraktan sürekli aradım, başvuru yaptım. Hiç yorulmadım. Inşallah, i̇nşallah, i̇nşallah buluruz. İnşallah buluruz. Efendim peki nasıl ayrılmış babasıyla? Aslında babasını hiç tadımıyor, hiç bilmiyor, hiç görmemiş. 1975'li yıllarda Mehmet Bey'in annesi Gülten Güldane. Ee, onu da yazalım ki beyefendi eğer bizi izlerse bulabilir. Gülten Güldane çalışmak için Mersin... Tarsus'a gitmiş. Orada Recai Yüksek'le tanışmış. Bir süre birliktelikleri olmuş. Ardından da bir erkek çocukları yani stüdyomuzda bulunan Mehmet Bey dünyaya gelmiş. Kısa bir süre sonra Gülten Hanım babanızın aslında resmi nikahlı evli olduğunu evet. öğreniyor. Bunun üzerine de siz de kundağınızı da alıp Konya'ya ailesinin yanına dönüyor. Sonra anne Gülten Hanım Mehmet Bey 2 yaşına geldiğinde yeni bir evlilik yapmış. O kişi Mehmet Bey'in nüfusuna geçirmiş. Mehmet Bey de hep onu baba bilmiş. Ta ki yine akrabalar sağdan soldan fısıldayana kadar. <laughs> Sonra ee, kaç yaşında öğrendiniz? E, aşağı yukarı Müge bunu 8-9 sene önce bir söylenti duyduydum. Acaba mı riskinde kaldıydım? Çünkü... E, e daha yeni. 8-10 sene önce falan duydum ama çocukken hani e, söylüyorlardı da çocuğu kandırmak masatıyla şaka yapılıyor diye öyle bir şey yapıyordum. İnanmıyordum yani gerçi, ee, kendi e, öz baba bildiğim insan bana bayağı bir emek verdi, bu yaşıma kadar beni büyüttü, etti. Hani öyle bir inanma lüftüm yok diyordum. Ama sonradan bazı akraba kısımlarından duyduğum için baban ricayı şöyle böyle deyince yani içimde bir tuhaflık hissettim kendimi, acaba mı yanıldım mı Babanız hayatta mı şu anda, sizi yetiştiren babanız? Ee, Aradığım babamın bilmiyorum. gerçek babam bilmiyorum da üvey babam şu anda hayatta. He. Benimle beraber. O yani da her sizde şeyine, mi kalıyor? Evet. Ama, Ama bak ne güzel işte görüyor musun bak kimin kime ne zaman ne olduğu yani, bir situasi şey bir eziklik kaldı. Hani görmek istiyorum nasıl biri ne halde. Bana yani hep istiyorsun. onun evet. Fakat şundan çok emin değilim. Çünkü e, siz annenize soruyorsunuz. Anneniz size kızıyor hatta. Anneniz de hayatta mı? Ya e, annem şöyle, annem... ...karşı çıkmasının sebebi belki annemin söylediği için... ...diyor oğlum seni arayıp sormadı diyor. Hayır hayır, anneniz hayatta mı şu anda? Annem şu anda... ...bilmiyor yani geldim, programa çıktım da. Annen bu. hayatta mı? Anne. Hayatta, hayatta. Heh, hayatta, iyi o zaman o Allah'a şükür. Ee, çünkü anneniz başta size kızmış... ...sonradan da bir tek adını söylemiş. Evet. Hani verdiği bilgiler doğru mu ondan çok emin olamıyorum ben o yüzden. Ee, geçen gün de başımıza böyle bir şey geldiği evet. için hani temkinli davranmaya çalışıyorum. Acaba doğru mu bu isim? Emin misiniz siz? Yani Rica yüksek diye duydum. Bir de bu ıı, şimdi adalet taksi diye geçiyor. Orada demir kapının olduğu yerdeymiş bu taksiyda. Yani demir kapının olduğu yerde 75'li yıllarda 75, Recai evet, Yüksek 75. taksicilik yapıyormuş. Evet efendim. Tamam eğer orada öyle birisi varsa zaten şimdi hemen bizi taksicilerimiz ararlar. Onlar sağ olsunlar takip ediyorlar. E, Tarsus'ta efendim sembol kafe dediniz bir de. Sembol taksi durağı. E, sembol taksi durağı. Evet. E, orada Recai Yüksek'i arıyor. Recai Yüksek. Annen burada seni yeni mi görüyor? Bilmiyor mu geldiğini? Geldi geldiğimi bilmiyorum. Ben kendim e, annemin biraz şey olduğu için hani üstüne düşmemem için kendi üvey babam işte üzülmesin. O da hasta olduğu için. E siz ikiniz üçünüzü beraber mi yaşıyorsunuz anneyle babayla? E, ben yok ayrıyım. Hanım şu anda Osmaniye'de. Ben de Konya'da kendim bir <laughs> iş bulduğum için Konya'da çalışıyorum Geç şu anda. Geçici bir süre. Tamam siz yani kayınvalidenizle evet. kayınpederinizle mi yaşıyorsunuz? Ben Osmaniye'de yaşıyorum. Tamam, Mehmet Bey? O da Konya'da, Konya'da annesinin yanında kalıyor. E tamam, annenle üvey baban ben, hala evde evet, değil mi? Evet, evet. evet. Tamam işte berabersiniz yani. Beraber yaşıyorum Hı. ben şimdi. E, tamam. Yani sen onlara ne diye çıktın evden? Evden ben şey çıkacağım diye çıktım. Çıktın televizyona? Evet. Ha. Yani, yani kadın ne? çocuk kayıp aslında. <laughs> Onların da <laughs> gülmesini istemiyorum ama beni de anlayışta işte, karşılamalarını istiyorum. ...hani yıllardır zaten bu içinde bir özlem var. Nasıl biri, nasıl biriyle karşılaşacağım? Belki... ...öz babamı bulduğum zaman beni... ...relit mi edecek yoksa... ...bilmiyorum sarılıp kucaklayacak mı? Böyle bir... ...yani bunu hep düşüncesiyle yaşadım bu zamana kadar. Yani şimdi ona karşı bir özlem, bir şey var yani. Kaç kardeşiniz var? Kardeşiniz var mı? Ee, benim bir tane kız kardeşim var. Hı hı. Şimdikinden. Ama kendi öz kardeşim... Bilmiyorum iki tane diye biliyorum doğru mu değil mi? He, o zaman anneniz evli olduğu için babanızın daha önceki evliliğinden iki yani evliliğinden iki tane çocuğu olduğunu söyledi i̇ki size. İki tane çocuğu oluyor. Kız mıymış erkek miymiş onlar? Erkek diye biliyorum ama müjganım. İki abiniz de olma ihtimali var yani şu an. Var yani. Peki recai yüksek eğer annenizin verdiği bilgiler doğruysa eğer hani taksi durağında çalışıyorsa değil mi? Çalışmışsa zaten bizi arayacaktır. Peki daha sonra hiç aramamış mı annenizi? Hani benim annenizi yani hamile olduğunu biliyor muymuş Recai Bey? Zaten e, benim hayatta olduğumu biliyormuş. Onu biliyormuş. Biliyormuş hayatta olduğumu. E, zaten e, annem gir o zamanlar e, Adana Pozantı'da oturuyorlardı. Annem sadece çalışmak için Tarsus'a gidiyor. Tarsus'ta babamla tanışmışlar. Ben dünyaya geldikten sonra annem resmin nikahlı olduğunu öğrenmiş. O resmi nikahlı olduğunu öğrendikten sonra annem tekrardan beni aldığında akrabaların Konya'ya geliyor. Onunla Siz doğduğunuzda baba yanınızda yani. Evet. Yani o zaman bir oğlu olduğunu biliyordur. Hayret niye aramamış bu zamana kadar o zaman? Bilmiyorum yani. Yani Eziklik istediyorum neden yani bir şey varsa en azından benimle paylaşabilir veya beni yıllar Mesela sonra. Mesela eziklik falan istiyorsun. Mesela zaten küçük bebek misin Allah aşkına yani. Ama ben atın bunları kafanızdan. Sana ne bek be? Şimdi Konya'da yaşadığımı bildiği için Müge Hanım. Ha. Belki bulabilirdi veya. Nereden araştırma... bulacak ama soyadın da değişti. Hani bir hmm. de adres değiştirmişler Müge Hanım. Yani aile. Belki gelmiş akrabalar söylediğini. Senin baban aramadı diye sen niye böyle boynun içine şey dik dursan? Seninle ne alakası var? Niye eziklik hissediyorsun? Ne güzel bak Allah razı olsun annenin. Daha evet. sonra evlendiği kişi de. Hani sana hiç, hiç üveylik, yok. hiç böyle üvey baba hiç gibi, gibi bir şey hissettirmemiş. Yok, yok. Sen Kesin, de sevmişsin buralara gelmişsin. Ben beyefendiğimi şey de ellerinden öpüyorum. Annen de bak demek ki düzgün biriyle evlenmiş ki. Evet. Ee, ...sana bunu yaşatmış. Ne güzel yani. Allah'a şükürler olsun. Dur Bütün bakalım. taksi duraklarında taksi şoför arkadaşlar... ...programımızı... ...baştan sona kadar izliyorlar. Yani... Evet. ...babanız şu anda orada olmasa da... ...duraktaki arkadaşları... ...mutlaka izliyordur bu programı. Dolayısıyla... ...çok kısa zamanda bizim bu konuda... ...telefonlarımız çalmaya başlar diye ümit Şimdi artık diyor. beyefendi artık herhalde taksicilik yapmıyordur... ...ama eski arkadaşlarından... <laughs> e, ama eski arkadaşları e, e, yine onun için...